oldu? Bitti. Beşir'in elinde bizimle ilgili bir şey yok artık. Nasıl emin olabiliyorsun? Çünkü CD'yi ben aldım. Kırdım ve kendi ellerimle de parçaladım. Ne CD'si? Taş evdeki görüntülerimizi kaydetmiş. Tehlikenin bu kadar büyük olduğunu tahmin edebiliyor muydun? Allah'ım, korkunç bir şey bu aşağılık. Nasıl yapar bunu? Sen bir de tutup onu eve getirdin. Bilseydim yüzüne bakar mıydım? Ne hakkı var buna? Haktan söz edecek durumda değiliz ikimiz de. Ya söylemeseydi bana? Ya vermeseydi CD'yi? Haberimiz olmadan bir bombanın üstünde oturuyor olacaktık. Allah kahretsin. Çok rahatlamış görüyorum seni. Kanıt yok oldu. Büyük aşkın bütün izleri silindi diye çok mutlu oldun herhalde. CD'yi kimin elinden aldım dersin? Matmazel'in. Kasayı açmaya bankaya kiminle gitmişti? Süleyman Efendi ile. Ona söylemedi mi zannediyorsun? Şayeste Hanım'a, Nesrin'e, Cemile'ye söylemedi mi ha? Katya aşağıda da konuşmadı mı? Herkes biliyor Bihter. Herkes. Bu evde çalışan herkesin haberi var. Matmazel benden öyle nefret ediyor ki bilseydi açık açık söylerdi. Susmazdı böyle. Herkese duyururdu. Biliyor. Anlıyorum ben bakışlarından. Önceleri emin değildi. Hep şüphe vardı gözlerinde. Ama bugün emin oldu artık. Hayatının fırsatını ele geçirmişken niye susuyor? Beşir niye sustuysa o da onun için sessiz kalıyor. Nihal'in mutluluğu için. Nihal kimsenin umurunda değil. Eğer bilip de söylemiyorlarsa korkaklıklarından. Cesaret edemiyorlar çünkü. Kimse buna cesaret edemez. Benden başka hiç kimse. Beni buna mecbur bırakma. Neyle tehdit ediyorsun sen beni? Tehdit etmiyorum. Seni büyük bir yanlıştan kurtarmaya çalışıyorum. Dün gece bir rüya gördüm. Taş evdeydik ikimiz. Yalnızdık. Hiç kimse yoktu etrafımızda. Dünyada bizden başka hiç kimse yoktu sanki. Her şey bizimdi. İkimizin. Her şey bizim için yaratılmıştı sanki. Öyle mutluyduk ki. Yapma. Yapma artık bunu bana. Ben sana bir şey yapmıyorum. Sen kendine yapıyorsun. Acı çekeceğini, çektireceğini bile bile kendini cezalandırıyorsun. Ama yeter, vakit varken bırak Nihal'i. Zorlama artık, bırak. Son çırpınışlarım bunlar. Kendini kandırdığın yeter. Yapamayacaksın Nihal'le. Balayınız bile bitmeden bakacaksın. Pişman olacaksın Behlül. Çocuk o daha. Hayatındaki ilk heyecan sensin. Belki de bunun için o kadar çok seviyorum onu. Sözlerine yaralayamazsın beni. Artık canım yanmıyor. Uyuştum. Ama Nihal'in canının çok yanacağını biliyorum. Şimdi hem kendine hem ona acıdığın için evleniyorsun onunla. Ama ona bundan daha büyük bir kötülük yapamazsın hayatta. Çünkü beni unutamayacaksın sen. Hep beni seveceksin. Kendini sevmeyen bir adamla yaşamaya mahkum edeceksin Nihal'i de. Bu onu zaman içinde öldürür. Bu evlilik çirkin, kirli bir oyun. Sahtekarlık, insafsızlık. Bu bir cinayet. Bunu sen mi söylüyorsun? Unutma ki biz ikimiz bundan daha kirli, daha insafsız bir cinayet işledik. Sema! Buyurun efendim. Gel odamı toparla. Her şey birbirine karışmış. Tabii. Bihter? Bihter? Ne oldu? İyi misin? Eğer beni tanıyorsan, ben kendimi tanıyorsam, ben Bihter'sem eğer, bu evlilik olmayacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.